Başbakan Erdoğan 5. İzmir İktisat Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Cumhuriyet'in sadece İstanbul sermayesinin değil, tüm Türkiye'nin değeri olduğunu ifade etti. Bugün Cumhuriyetimizin temel dinamiği, temel felsefesi gibi lanse edilen birçok görüş ve uygulama, Cumhuriyetimizin kuruluş dönemine değil, sonraki dönemlere aittir. Bunu birbirine karıştırmamamız gerekir. Sermayeyi renklere ayırmak, tasnif etmek, makbul ve makbul olmayan iş adamları ayrımı yapmak kesinlikle bir cumhuriyet anlayışı değildir. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin büyük sermayedarlarına öz evlat muamelesi yapıp Anadolu sermayesini horlamak, itip kalkmak asla ve asla cumhuriyetin iktisat politikası değildir. Cumhuriyet nasıl ki sadece seçkinlerin cumhuriyeti değilse, seçkin sermaye çevrelerinin de cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet İstanbul sermayesinin olduğu kadar Gaziantep, Kayseri, Uşak, Manisa, Denizli'nin 81 vilayetteki her bir iş adamının, esnafın, çiftçinin de cumhuriyetidir. Cumhuriyet zenginin olduğu kadar fakirin, sermayenin olduğu kadar emeğin, işverenin olduğu kadar işçinin de cumhuriyetidir. 11 yıllık AK Parti iktidarları boyunca kalkınmada Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını söyleyen Başbakan, Türkiye dış yardımlarını en fazla artıran ülke oldu dedi. Erdoğan özelleştirmeler konusunda Avrupa Birliği'ni de eleştirdi. Her ne kadar Avrupa Birliği özelleştirmede bizim ağır hareket ettiğimizi söylüyorsa da, bu vesileyle bu toplantıdan tabii ben Avrupa Birliği'ne de bir yollama yapmak isterim. Bir defa Avrupa Birliği önce kendi üyelerine bir bakması lazım. Özelleştirmede rekortmen Türkiye'dir. Kendi üyelerini iyi incelemiyor. Özelleştirmeyi en başarılı şekilde yürüten ülke şu anda Türkiye'dir ve bizim iktidarımızdır. Ve buna biz bütün engellemelere rağmen hızla yürüyoruz. Başbakan bir de müjde verdi. Süratle hızlı tren sürecine geçtik. İşte Ankara-Eskişehir arasını bitirdik. İnşallah yılbaşına kadar İstanbul etabını bitireceğiz. Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise katma değerin yükseltilmesi, cari açığın azaltılması hayati önem arz ediyor dedi. Gül, Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak ikinci nesil yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu da söyledi. İkinci nesil reformlar kapsamında Türkiye'nin birinci önceliği mevcut eğitim kalitesini yükseltmek olmalıdır. Bir süre önce de söylediğim gibi eğitim ve bilimle nitelikli hale getirilmiş büyük bir nüfus muazzam bir güçtür. Ülkemizin 2014 yılı bütçesinde eğitim harcamaları için planladığı harcamaların gayri safi yurt içi hasılada %4,5 civarında olduğunu memnuniyetle görüyorum ve bundan iftihar ediyorum.